Haberaks ekranlarından herkese merhaba. Kaderden Aşka Yüzdeki Gizem programıyla bundan sonra her cumartesi Doktor Habib Demirel ile birlikte sizin merak ettiğiniz her türlü soruyu, yüzümüzdeki sırları cevaplandıracağız. Hocam, insanoğlu çok şeyi merak ediyor. Yani o aslında hepimizin yüzünde gördüğümüz o çizgiler ama anlamını bilmediğimiz çizgiler. Biz de bunları açıklamaya çalışacağız benim bildiğim kadarıyla. O yüzden şöyle izleyicilerimizi de hatırlatmak babında şöyle başlayalım isterseniz. Fizyonomi, yani yüz okuma nedir? Şimdi tabii bu her cumartesi saat 10'dan itibaren kaderden aşka yüzdeki gizem konusunu işleyeceğiz. Tabii bu çok geniş bir konu. Bu geniş konu içerisinde hem yüz okumada tabii çizgilerimiz var. Bu yüz okumadaki çizgilerimiz aslında kaderimizin içerisindeki çizgilerde. Aynı zamanda burada en önemli şey şu. Biz bu konulara girerken ilk önce misak aleminden bahsedeceğiz. Eleste'den bahsedeceğiz. Yani hocam açalım. Ruhlar aleminden bahsedeceğiz. Mevlana'nın çok güzel bir kitabı var. Fihi ma fih. Yani içinde her şey var. Bu kitabın içerisinde Mevlana insan ruhunun evrenin sahibi yani yaratıcıyla beraber 10 milyar yıl beraber yaşadığından bahseder. Ve oradaki tercihlerimiz aslında daha sonra hayatımızın içerisindeki tercihlerdir. Nasıl bu tercihler? Biz ruhlar aleminde gerçekten nura uzak kalmışsak, yani o üşüme ya da oradaki serinliğe doğru gitmişsek, yaratıcı bizi daha sonraki dönemlerde soğuk iklimlerde yaratıyor. Yani eğer orada sıcak iklime doğru bir ruhumuz tercih etmişse sıcak iklimde yaratıyor. Ve nihayetinde oradaki ruhlar aleminde tanıştığımız insanların en iyisiyle evleniyoruz. Yani biz aslında kaderimizin içerisinde evleneceğimiz ruhu da ruhlar aleminde seçtik. Ama seçerken tek seçenek yok. Oradaki ruhlarımızın beraber olabildiği, yakın olabildiği ruhlarla beraber bir tercih söz konusu olunca yaratıcı onların içerisinde en uygun olanı, en bizim için iyi ve hayırlı olanı tercih ediyor. O yüzden hani evleneceğimiz kaderimizde vardır, her insan çift yaratılmıştır, buradan geliyor herhalde. Yani tabii buradaki tercihler bizim ruhlar alemindeki tercihlerimiz. Ama nihayetinde orada farklı bir durum söz konusu oluyor. Ve o ruhlar aleminde daha sonra tercihlerimize göre yaratılıyoruz. Ve ona göre de mesela siz taş devrinde gelseydiniz ne olacaktı? Biz bunu zaman zaman düşünmeliyiz. Düşünüyoruz da. O zaman taş devrinde bir nur olduğu zaman ne yapabilirdi? Sence? Bence oradaki insanlar gibi olurdu herhalde. Yani nur, şu anki nur olmazdı da taş devrindeki nur olurdu. İşte aslında oradaki ruhumuz bizim taş devrindeki dönemdeki sıkıntıları kaldıramayacağımız için evrenin sahibi onu da düşünerek bizi bu dönemde yaratıyor. Yani aslında Allah dağına göre kar verirmiş. Aynen şey, öyle. Bunun gibi bir şey olsa gerek. Çünkü Rab çok çok büyük, çok aziz ve ondan dolayı da bizi ruhlar alemindeki bu tercihlerimize göre Adil ismiyle beraber en güzel şekilde yaratıyor. Aslında o yaratılırken işte ruhlar alemindeki bizim oradaki gelişmişliğimize bağlı olarak, ruhumuzun durumuna bağlı olarak bize bir giysi giydiriyor. İşte bu giysiye biz fizyonomi diyoruz. Yani nasıl bir kıyafetle ilgili AVM'ye gittiğiniz zaman en güzel giysiyi almaya çalışıyorsanız, aslında ruhlar aleminde de evrenin sahibi bizim giysimizi, yani fizyonomimizi, yani ilmi sima diyoruz biz buna, ya da kıyafet ilmi diyoruz, o şekilde bizi giydiriyor. Ondan dolayı aslında yüzdeki çizgilerimiz, yüzdeki burnumuzun, yüzümüzün şekli, kaşımızın şekli, bunlar hep bizim demin giysimizden birer örnek. Yani ruhumuzu orada oluşturuyor. Yani şöyle söyleyelim. Bizim nasıl biri olacağımızı Allah yaratırken, işte kulağımız büyükse onun bir manası var. Burnumuz küçük, top gibiyse onun bir manası var. Yani Allah'ın istediği şekle yüzümüzde büründürüyoruz. Tabii, doğru mu? Tabii, aynen öyle. Yani gelecekle ilgili bizim o andaki yeteneklerimiz yüzde belirliyor. Yani kötü alışkanlıklarımız varsa, iyi alışkanlıklarımız varsa, cömertsek ya da demin dediğim gibi aslında kaderimizde
rastlayacağımız insanlar bile şu alnımızda çizgilerde aslında var. Yani biz onları alındaki çizgiler ve yüzün de yaş haritası var. O yüzdeki yaş haritasıyla beraber onları daha sonra göreceğiz. Hı hı. Onlarla beraber okumaya çalışacağız. Aslında biz burada tabii yüzü okurken biz sadece okumadık. Bu ta Sümerliler zamandan, kadim dinlerde Mısırlılar tarafından devam eden bir çalışma. Romalılar tarafından yapıldı. Yani nihayetinde insanoğlu hep gelecekle ilgili merak. Aynen öyle. Ya hocam, mesela şöyle bir şey var. Biz daha öncesinde de konuşmuştuk sizinle. Nasıl biriyle evlenmemiz gerektiğinden tutun, nasıl bir gelecek bizi bekleyebilir ya da bizim kişilik özelliklerimiz nasıl ki nasıl bir meslekte çalışmalıyız. Bunun hepsi bizim suratımızda var, çizgilerimizde var. Evet. Ya dolayısıyla hani herkes merak ediyor geleceğini. Yani o geleceği merak etmemek gerekiyor belki ama acaba nasıl biriyim ben, nasıl biriyle evlenmeliyim? Çocuğum nasıl olacak? Çocuğumu nasıl yetiştirmeliyim? Biz hep bunların cevabını mı vereceğiz? Biz bunların cevabını verirken aynı zamanda da yüz okumayla beraber şunu da öğreneceğiz. Yani sonuçta bir pazarlama satış elemanıysanız, yani karşıdaki insanın, müşterinin yüzünü 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikada okuyarak ya da durumunu bilerek ona göre satış teknikleri geliştireceksiniz. İkna. İkna teknikleri geliştireceksiniz. Bir öğretmenseniz öğrencilerin, demin çok önemli bir konu bu, çocuklarımızın zeki, hafızası veya yeteneği veya buluşçu hangi özellikleri var? Bunları yüz okumayla beraber oluşturabileceğiz. Yani nihayetinde aslında bu okuma yarın eşimizi okumaya kadar aslında hayatın kırılma noktalarında bize çok lazım olacak. Yani şöyle, biz sadece burada evet bize sosyal medyadan bağlantı kurun, yüzünüzü getirin, biz okuyalım değil. Biz sizi nasıl tanımanız gerektiğini de öğreteceğiz. Ya biz, sadece biz evet yüzünüz bu, tamam biz yüzünüzü okuduk değil. Bunu siz de yapabilirsiniz. Siz de görebilirsiniz. Siz de bunu hayatınızda uygulayabilirsiniz. Sizi de seyircilerimize göstereceğiz. Evet. Çünkü hani sadece kopyala yapıştır olmayacak bizimki. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Nur Hanım, yani konuklarımız da o yüzden evet, buradalar. Onlar da merakta. Onlardan da bahsedelim tabii burada. Evet, evet. Seyirci olmak isteyenleri de her hafta konuk etmeye çalışacağız. Telefon bağlantıları kuracağız isterlerse. Facebook sayfamızdan bizimle irtibat haline geçebilir sevgili seyircilerimiz. Burada da hem öğrenciler var, hem abilerimiz var. Onlar merak ediyorlar herkes gibi. Belki ekran karşısındaki herkesi burada temsil ediyorlar. Onlara da bir şey söylemek ister misiniz hocam? Şimdi, konuklarımıza? Tabii ilk önce konuklarımıza hoş geldin diyelim. Konuklarımız ne elde edecek onları da konuşalım. Biz aslında burada yüz okumadan bahsederken aynı zamanda nöropsikolojiden de bahsedeceğiz. Hı hı. Nihayetinde belki yarın yazıdan karakter okumaya da geçeceğiz. Ve bu yüz okumanın yanında yarın ileride el okumayı da seyircilerimize tanıtacağız. Yani nihayetinde şu olay var. Alanımız çok geniş olacak. Hipnotizmadan bahsedeceğiz. Ruhlar aleminden bahsedeceğiz. Hatta kadim dinlerde en önemli donelerden biri, huruf-u mukatta dediğimiz yani bir çok gizli ve gizemli bir harf tanımı var. Bu ta demin dediğim gibi Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar, Hazreti İsa'dan Hazreti Musa'ya kadar bütün kadim dinlerde huruf-u mukatta dediğimiz harfler var. Bu huruf-u mukattanın gizeminden bahsedeceğiz. Yani Hızır Aleyhisselam'ın kullandığı huruf-u mukatta var. Ya da demin dediğim gibi Hazreti Musa'nın denizi yararken kullandığı huruf-u mukatta var. Yani aslında kadim dinlerin çok gizemi içerisindeki huruf-u mukattadan bahsedeceğiz. Böylelikle mesela nazar olayıyla ilgili burada bir huruf-u mukatta vereceğiz. Felak ve Nas suresi okunuyor ama biz sadece bir huruf-u mukatta söyleyerek onların etkilerini oluşturabilecek bir huruf-u mukattadan bahsedeceğiz. Yani bizim konularımız aslında demin dediğim gibi hipnotizmaya girecek, telepatiye girecek, nihayetinde çok daha farklı el okumaya girecek, yüz okumaya girecek ve burada da nöropsikolojiden bahsedeceğiz. Bir de öğrencilerimizin başarılarını zirveleyecek tekniklerden bahsedeceğiz. Yani öğrencilerin yani çok işine yarayacak bu program bence, yani inşallah. Evet, buradaki arkadaşlarla da şöyle bir şey yapacağız. Belki ilk defa katılıyorlar ondan dolayı. Burada istekli olan arkadaşlarımız da yaklaşık
daha sonra 20 kişilik bir öğrenci kitlesi alacağız ya da arkadaşlarımızdan alacağız. Bunlara da bir aylık bir seminerle beraber yüz okumanın detaylarını iyi bir şekilde anlatacağım. Yani nihayetinde aslında buraya katılan arkadaşlarımız da ya da sanal alemde çok iyi bizim çalışmalarımızı paylaşan arkadaşlarımıza da böyle bir hediyemiz olacak. Evet. Onlar da nihayetinde yüz okuma tekniklerini demin dediğim gibi 20 kişiyle beraber belki bir aylık, iki aylık süre içerisinde en ince detayına kadar öğrenmiş olacak. Hocam hani aslında şöyle bir ön yargı da oluşabilir mi? Mesela siz anlatırken biraz da bunun korkusunu yaşadım. Fal mı acaba? Fal gibi mi? İnsanlar böyle de algılayabilirler mi? Çünkü evet, fala inanma, falsız kalma diye bir anlayış var ülkemizde. Ve insanlar buna çok aşırı merak ediyorlar. Ama bu yaptığımız şey fal değil, değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere şöyle bir bahsedelim. Bu dediğimiz yüz okuma kadim dinlerin içerisinde zaten demin bahsettim. Mısırlılarla beraber Sümerliler döneminde de vardı. O dönemden beri gelen bir ilim dalı. Burada da İslam alimleri içerisinde de en önemli olan İmam-ı Şafii, Muhiddin Arabi Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, nihayetinde İmam-ı Razi Hazretleri. Bunlar bu konu üzerinde gerçekten o kadar yoğunlaşmışlar ki hatta zaman zaman şöyle olmuş. Yani demişler ki bize bir insanın özelliğini söyleyin, biz size resmini söyleyelim. Yani nihayetinde feraset ilmi şeklinde zaten İmam-ı Razi'nin kitabının ismi o. Ferasetle ilgili. Hı hı. Bu konuyla ilgili çok içten çalışmalar yapılmış. Hatta İbrahim Hakkı Hazretleri de son dönemde marifetnamesinde bu konuya eğilmiş ve çalışma yapmış. Biz ilk önce Doğu ile ilgili olan konuları anlatalım. Daha sonra Batı'daki gelişmeleri anlatacağız. Yani Batı'da bu fizyonomi bilim dalına nasıl dönüştü? Bundan bahsedeceğiz. Bu bahsettiğimiz yerlerde tabii nihayetinde bununla ilgili olarak da mesela Kur'an'la ilgili Hicr suresiyle ilgili bir ayet bile bu konuyla ilgili tabii İslam alimleri paylaşıyor. Hicr 15. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Hicr suresi 15'te Fahrettin Er-Razi Kitab-ı Firase'de aynen bu şekilde bu ayeti işliyor ve diyor ki ilim muhakkak ki üstün bir ilimdir. Bunun üstünlüğü Kur'an-ı Kerim ve hadislerde vardır. Kur'an-ı Kerim'de Hicr 15'te bunda mütevessimin yani bir şeyi işaretlerinden anlayıp kavrayanlar için ibretler vardır şeklinde ayetiyle beraber Fahrettin Er-Razi Kitab-ı Firasesinde bahsediyor. Çok büyük bir alim zaten o dönemde. Muhiddin Arabi demin dediğim gibi İmam-ı Şafii. Hatta bununla ilgili çok güzel bir anekdot var. Bir kısmı İmam-ı Şafii'ye bu konuyu işaretler. Bir kısmı İbrahim Hakkı Hazretleri'ne işaretler. Şöyle bir durum var. Zamanında ya İmam-ı Şafii ya İbrahim Hakkı Hazretleri kahyasıyla beraber yola çıkıyor. Yola çıktığı zaman yolda bir köyün içerisinden geçerken birden önlerine bir adam çıkıyor. Ve atların dizginlerini tutuyor. Ve diyor ki siz güzel insanlara benziyorsunuz. Ben sizi misafir etmek istiyorum diyor. Oradaki demin dediğim gibi İmam-ı Şafii diyelim. İmam-ı Şafii ya da İbrahim Hakkı Hazretleri ikisine atfediliyor bu örnek. Bakıyor adamın yüzünde cimrilikle ilgili, pintilikle ilgili bir şey görüyor. Diyor ya bu kadar cömert olamaz diyor. Adam ısrarla diyor ki sizleri misafir etmek istiyorum. Çok ısrar edince mübarek zatlar iniyorlar. Adamın evinde 3 gün misafir oluyorlar. Adam bırakmıyor. Sürekli birinci, ikinci, üçüncü gün ve o kadar korkunç bir şekilde misafirperverlik gösteriyor ki. Yani yatacak yerler, atların bakımını yapıyor, yiyecekler çok farklı şekilde geliyor. Ve hatta o dönemde İbrahim Hakkı Hazretleri'ne de tabii atfediliyor. Ya diyor ben bu kadar bu konuyla ilgili ilim gördüm. Bir de kitap yazdım. Yani diyor ben gittiğimde o zaman ben bu kitabı yakayım diyor. Yani çünkü bu adamın fizyonomisi hiç bu cömertliğe, bu dostluğa yakışmıyor diyor. Yani ben gerçekten yanlış yazmışım diyor. Daha sonra üçüncü gün tabii misafirlikten uğurlayacaklar.
indiriyorlar atlarına. Tam uğurlayacakken birden adam elinde bir kağıt çıkartıyor. Diyor ki işte her gece için kalma ücretiniz bu. Her yemeğiniz ücreti bu. İçtiğiniz suyun ücreti bu. Atlarınızın yemeği bu. Atlarınızın içtiği suyun ücreti bu. Paramı verin diyor. Şimdi öyle yapınca yanındaki kahya diyor, ya sen nasıl bir adamsın diyor. Yolumuzu kestin. Atımızdan indirdin. Misafir bize ettin. O kadar zorlayarak. Misafire ücret mi çıkartılır diyor. O zaman yanındaki İbrahim Hakkı Hazretleri diyor, kahya dur diyor. Kitabı yapmaktan kurtardık diyor. Parasını öde diyor. Yani nihayetinde ilmi sima, ilmi kıyafet ya da yüz okuma dediğimiz ya da fizyonomi gerçekten İslam alimleri içerisinde, hatta Osmanlı'da Enderun, yani oradaki çocukların, yetişebilecek çocuklarla ilgili çok ilginç bir şekilde kullanılmış. Yani zeki çocuklar tespit etmiş, buluşucu çocuklar tespit edilmiş, askeriyle ilgili çocuklar tespit etmiş, yetenek dağılımı yapılmış. Bu şekilde bu mertebede bir durumda. Ama o dönem içerisinde tabii İslam'la ilgili olarak 18. yüzyılda biliyorsun bir reform başladı. Hı hı. O dönemde de batıda da Lavater dediğimiz bir insan var. Bu aynı zamanda kendisi de bir bilim adamı. Bu ilmi sima ile fizyonomi ile ilgili bütün kitapları almış. O dönemde zaten İslam diyarları yıkılırken bunlarla ilgili Lavater çok büyük bir çalışma yapmış. Ve onunla, o çalışmayla beraber gerçekten batıya işte fizyonomi o dönemde girmeye başlamış. Ve onunla beraber onun arkasında Krishmer. O da aynı şekilde, bu kişi de bilim adamı zaten. O şizofreni ile ilgili olarak Krishmer'in kitaplarıyla fizyonomi girmeye başlamış. Aynı şekilde Fransız, Alman, Frans Galle beraber frenolojiye girmiş. Joseph Galle. Yani böylelikle aslında nöroanatomide de frenoloji diye bir bilim çıkmış. Yani bu adam aynı zamanda nöroloji profesörü ve aynı zamanda nöroanatomist, aynı zamanda psikiyatr. Ve bu kişi frenoloji diye o dönemde gerçekten yüzdeki o şekillere göre ve aynı zamanda kafatasında bazı yerlere numaralar vererek insanları yorumlamaya başlamış. Ve kendisi de o dönemde Fransa'ya ilginç bir şekilde diğer ülkelere yayılmaya başlamış. Yani Batı da ondan sonra bu konuya doğru eğilmeye başlamış ve bundan sonra fizyonomi Batı üzerinden yürümeye başlamış. Ben de tam yani, ona girecektim. Türkiye evet. Burada yani bu konuda nerede? Şimdi şöyle ben... Biz ne durumdayız yani? Şimdi biz ne durumdayız? Şöyle bir dolaşalım, bitirelim, oraya gelelim. Çünkü böylelikle hani bir geçmişinden bahsetmiş oluyoruz. Hı hı. Böylelikle aslında bu ilim dalı Roma'da da Aristo, Sokrates ve Platon'la beraber başlıyor. Hipokrat'la beraber başlıyor. Hipokrat'ın tedavilerinde yüze bakarak da tedavi oluyor. Bunun yanında İbn Sina aynı şekilde fizyonomiye göre, ilmi simaya göre tedavi şekilleri var. Ondan sonra da demin dediğim gibi Aristo çok önemli. Roma ile ilgili. Sokrates çok önemli. Platon çok önemli. O dönemde aynı şekilde Yunanlar da bu şekilde çalışmaya başlıyor. Ve bizde de gerçekten fizyonomiyi en uzun süre kullanan Osmanlı padişahları içerisinde Abdülhamit Han'dır. İkinci Abdülhamit Han kendisi fizyonomiye çok meraklı ve o dönemde tabii başından da çok hoş olmayan bir olay geçiyor. Nasıl bir olay geçiyor? Kendisinin amcası var, Abdülaziz Han. Abdülaziz Han biliyorsunuz 5 yıl iktidarda kaldı Osmanlı padişahlarından ve o dönemde ilginç olan, o dönemde yakındaki sadrazamları 5 yıldan sonra Abdülaziz Han'ı fedailer tutarak bıçaklattılar ve öldürdüler. En son katledilen padişah Abdülaziz Han'dır. Ve o dönemde Abdülhamit genç ve o dönemde diyor ki amcasına ısrarla, yanındaki sadrazamlara dikkat. Sürekli yanındakilere dikkat. Abdülaziz Han diyor ki Abdülhamit Han'a, yani oğlum diyor, yani bu insanlar diyor Osmanlı'nın bu makamlarına kadar gelmişler. Bunların bize bir katli olmaz diyor. Ama Abdülhamit Han'ın çok ilgisi olduğu için o dönemde sadrazamlar çözmeye başlıyor fizyonomiyle beraber. Nihayetinde bu olay olunca çok üzülüyor. Ve bu olayı tamamen yaşıyor. Arkasına da zaten
abisi 5. Murat geliyor. O da sadrazamlar getiriyor ama deli diye, tabi deli aslında, çok fazla duramıyor. 3 ay içerisinde tahttan indiriliyor. Mecburen 2. Abdülhamit gelmiş oluyor. 2. Abdülhamit bu olayları yaşadığı için fizyonomiye korkunç bir şekilde merak salıyor. Ve bütün kitapları çeviriyor. Ve bu konuda çok mükemmel bir çalışmasını yapıyor. Ve ilginç olan, şimdi belki birazdan da başka bir şeyi inceleyeceğiz. Bir bundan önce hani daha yeni Rus bir Rus elçiyi katleden bir Türk vatandaşı vardı. Yani ben tabii söylemek de istemiyorum da polislerden uzak olsun, tabii ismini o şekilde söylemek istemedim. Yani orada gerçekten Abdülhamit Han ta o dönemde hapishanede olan bütün canilerin resmini çektiriyor. Ve hepsine de ilginç bir şekilde diyor ki bütün eller önde olmak üzere. Sağ eli alıyor ve diyor ki sağ el, sol eli de yapıyor ama sağ eli alıyor, sol eli ve böylelikle fotoğraf çektiriyor. Ve canilerin hepsinde ilginç olan %95, %96'ya yakın o kürek mahkumları, idam mahkumlarında, bakın altını çiziyorum, hepsinde şu baş parmak, şu işaret parmağının boğumunun üstünde. Şuralarda. Ve böylelikle kendisi o dönemdeki tespitlerinde, biliyorsunuz 33 yıl Osmanlı'nın son döneminde tahta kaldığı yüz okuma sayesinde, firaset nedeniyle, ilmi sima nedeniyle, insanları tanıdığından dolayı. O dönemde mesela kendisine göre boyu kısalar hiçbir zaman askeriye almıyor. Köseler almıyor. Ve köseler Abdülhamit'le ilgili korkunç şiirler yazıyorlar. Sen ölesin ki biz göreve gelelim diye bir takım şiirler. Ama demin dediğim gibi fizyonomiden dolayı 33 yıl Kanuni'den sonra Osmanlı'nın en uzun süreçte padişahlığı yürüten bir insan. Ve Abdülhamit Han, demin altını çiziyorum, Abdülhamit Han bunu fizyonomiyle yapıyor. Ve çok güzel bir cümlesi var ve savunma sistemi var. O dönemde Yıldız Teşkilatı'nı kuruyor. Biz ona geleceğiz. Şimdi biraz daha sonra gösterdiğimiz zaman geleceğiz ona. Diyor ki savunma yurt dışından başlar. Şimdi buraya kadar geldik. Osmanlı'dan bahsettik. Eskiden bahsettik. Ve demin geldik batıdan bahsettik. Ve bu batıdan sonra da yüz okumanın ehemmiyetine geldik. Yani burada mesela Peygamber Efendimiz'in de hadis-i şerifi var. Diyor, ne diyor? Müslüman Allah'ın nuruyla görür. Ondan, onun ferasetinden korkun. Yani nihayetinde aslında demin dedik ya, misak aleminde, eleste'de, ruhlar aleminde biz yaratıldık ama Allah o dönemde bizlere izlerini verdi. Ve biz bu izleri görerek hem karşıdaki insanı tanımaya gayret edeceğiz. Çünkü İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok sözü var. Diyor ki yüz ilmini bilesin, ne kendin incinesin, ne karşıdakini incitesin. Yani böylelikle şimdi görüyoruz işte demin arkadaşının katili çıktı. Ya da işte demin Filiz Atalay olayında, Atalay Filiz olayında görüyoruz. İşte evinde barındırıyor, alıyor, kadıncağız öğretmen ve katili Atalay Filiz. Hocam bir ara şimdi verelim isterseniz. Telefon bağlantımız varmış. Evet. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler, merhabalar. Nur Hanım, programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür gerçekten ederiz. Çok güzel, çok keyifli ve çok fayda bulacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Habib Hocam'a da hoş geldiniz diyorum programa. Teşekkür. Daha önce ben kendisinin kitabını da okumuştum. Aklın Kör Noktası. Orada da gerçekten çok faydalı bilgiler vardı çocuklarla ilgili, eğitimle ilgili. Hocam acaba fizyonomiyi çocukların eğitiminde nasıl kullanabileceğimizle ilgili de anlatabilir mi bize? Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zaten demin bahsettik. Gerçekten fizyonomi demin dedim ya, Osmanlı'da Enderun'da kullanılmış. Bugün İsrail'de de hem Viskar testleri kullanılıyor, aynı zamanda fizyonomiden yararlanılıyor. Böylelikle en önemli şey Nur Hanım, şimdi buluşçu çocuk tespit etmek. Yani biz aslında zeki çocuk, hafızası güçlü çocuk ve buluş oluşturan çocuk diye aslında tabii bunları ayırt etmemiz lazım. Bizim Türkiye'de en büyük handikapımız, biz zeki çocukları tespit ediyoruz.
İşte bunu Zeynep yani, Hanım'dı galiba. Onun sormak istediği şey şu. Ben çocuğumu nasıl zeki mi, mucit mi ya da hafızası kuvvetli mi nasıl ayırt edebilirim? Onu nasıl anlayabilirim? Yani bir ebeveyn bunu nasıl farkına varabilir diye sordu. Yanlış anlamadıysam. Evet. Biz de işte burada bahsediyoruz. Zeki çocuk. Beyinde zeka farklı yerlerin hareketlenmesi. Hafıza farklı yerlerin beyinde hareketlenmesi. Buluş beyinde farklı alanların hareketlenmesi. Bunların da fizyonomide yüze yansıyan yerleri var. Biz ne yapıyoruz? Zeki çocukları tespit ediyoruz. Hafızası iyi olan çocukları tespit ediyoruz. Ama buluşçu çocukları ıskalıyoruz. Yani biz doğrusunu söylemek lazımsa Fahrettin Errazi'yi ıskalıyoruz. İbn Sina'yı ıskalıyoruz. Mimar Sinan'ları ıskalıyoruz. Edison'ları ıskalıyoruz. Yani ama bunu İsrailoğullar çok iyi bir şekilde tespit ediyor. Bakın Nobel ödüllerinin alanlarının çoğunun kökeni İsrailoğullarındadır. Bakın şu anda buluş oluşturanların birçoğu onlar. Niye? Çünkü ıskalamıyorlar. Bize niye böyle yapmışlar? Bize 1900 demin dediğim gibi eğitimin ilk kurulduğu dönemlerde bize farklı bir şekilde bir eğitim sistemi sunmuşlar. Ve biz bu şekilde geriye kalmışız. Onlar ilerlemiş. Çünkü belki onlar fizyonomiyi ön plana tuttular. Biz onu ön plana tabii tutmadığımız için ayırt etmekte zorlanıyoruz belki. Aynen öyle. Biz burada şunu da söylüyoruz. Haber Aks'la ilgili resimleri, çocukların resimlerini bir oradaki zeki olan bir çocuğumuzun resmini gösterebilir miyiz? Resimlerini buradaki resimler şeklinde atarlarsa biz bu çocukları gönderdiğim çocukların... Görüntü alabiliriz arkadaşlar yayına. Arkadaşlar şimdi bu çocuğun kulağı. Kulakla ilgili değil. Burada kafa bölümünü etkin olarak seçtim. Kulağı da tabii biz alıyoruz zeki olarak. Şimdi resimleri böyle atarsanız bir de diğer resme geçelim. Diğer resme geçelim. Diğer resme geçelim. Evet, dört taraftan resim geçelim. Başa evet geldik hocam. Evet, yani böylelikle yani çocuklarınızın fotoğraflarını bu şekilde çekip bize gönderirseniz eğer Facebook sayfamızdan bize iletebilirsiniz. Biz de bu şekilde hocam yorumlayacaksınız herhalde. Tabii yorumlayacağız. Eğer arada kalmışsak sizleri davet edeceğiz burada Nur Hanım'la beraber. Ondan sonra çocuklarınızla ilgili çocuklarınızın yeteneğine göre hangi konularda daha etkin. Özellikle de burada buluşçu çocukları tespit etmemiz lazım. Onlarla ilgili de ailelere önerilerimiz olacak. Bu zeki çocuk şeyine giriyor herhalde. Tabii bu zeki çocuğa giriyor. Kategorisine. Buluş, evet, evet. Buluş, bu zeki çocuk. Tabii. Eğer çocuğunuz da şu anda ekranlarda zaten çocuğunuzun bu şekilde olduğunu. Evet. Kafa tarafı. Yapısı, kafa tarafı. Arkadaşlar şöyle yani burada ışıkla beraber göstereyim. Bir geriye gelin. Bir saniye. Evet. Şimdi burada ışığı. Fareyi kullanalım. Tamam. Fareyi şimdi kullanalım, fareyi kullanalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu arkada bir çıkıntısı var çocuğun. Bakın görüyor musunuz? Hocam halk arasında buna Türklük kemiği de diyorlar. Ha öyle mi diyorlar? Yani onu doğrudur. Şimdi şu çıkıntı bakın. Şu çıkıntı bizim için fizyonomide çok önemli. Şimdi onun haricinde şu alın çok önemli arkadaşlar. Bu aynı zamanda burnu da uzun. Bizde burun uzunluğu da çok önemli. Şimdi kaşlar burada tabii en önemli şeylerden biri. Kaşları da daha sonra inceleyeceğiz. Kaşın ne kadar kalın ve gür olarak gidiyorsa ileriki yaşlarda da enerjisi bol olacak demektir. Yani böylelikle biz demin dediğim gibi birçok ipucuyu da beraber vereceğiz. Kulak hocam. Aynen öyle. Buradaki kulağın şu düzgünlüğüne bakın. Ve içerisindeki şu helix de önemli arkadaşlar. Biz burada da sizin gönderdiğiniz resimleri yorumlayacağız. Ve demin dediğim gibi şanslı olan sosyal medyada bizim programlarımızı da çok yayınlayan arkadaşlarımızı da tabii takip eden arkadaşlarımızı da demin dediğim gibi yüz okuma ile ilgili olarak 1,5 aylık 2 aylık bir seminere alacağız. Ve sonuçta onlar da yüz okuma bilgisiyle eğitimiyle beraber çıkmış olacaklar. Çıkalım bu resimden. Görüntüyü alabiliriz. Evet şimdi demin bahsettik. İşte onun üzerine ne olabilecek diye bunu konuşmuş olduk. Şimdi demin örnek verdik. Tabii Atalay Filiz'i Atalay vermiştik. Atalay Filiz'den bahsedelim. İstersen de onun resmini de alalım. Bir saniye hemen onu da verelim. Atalay Filiz'i şimdi, de alabiliriz arkadaşlar. Evet. Buyurun hocam.
Arkadaşlar biz tabi burada resmi alabildik mi? Evet, şimdi şu üst taraf önemli. Biraz daha aşağı doğru alalım, kaydıralım. Yani kafanın üstü görünsün arkadaşlar. Görünmüyor mu? Ben alayım hocam, bir tamam. Yardımcı olayım. Galiba bu kadar görülüyor. Öyle mi? Şimdi o zaman şöyle diyelim. Yani şu üst tarafta bir çıkıntı var. Ha, arkadaşlar şurada bir yarım, dikkat ederseniz yarım ay var. Şurası. Bizim için çok önemli. Biz bu şekilde olan arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman bu şüpheci kişiliği olan bir arkadaşımız. Yani bu şekilde şüpheci bir kişiliği varsa yarın sizden şüphelendiği zaman eğer sakladığı şey de önemliyse sizi öldürmeye kadar varacaktır. Hocam yani ön tarafı kel? Kel öyü değil. Hayır arkadaşlar bakın. Yani kel olur kel olmaz. Bu saçı dökülmüş. Şuradaki çıkıntıyı diyorum. Bakın şuradaki çıkıntı. Öbür örneği verelim. Şimdi bir örneği verelim. Neyleri alın hocam? Şimdi bakın. Burada da aynı çıkıntı var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın burada da ayrı bir çıkıntı var. Şu çıkıntı. Bu çıkıntı. Yani burada iki tane örnek verdik. İşte kel olması yanılttı galiba benim tabii, diğer tabii, tabii, fotoğraf. Kel, kel değil. Çıkıntısı bu önemli. Yani az önceki zeki çocukta arkadaki çıkıntı, buradaki üstteki çıkıntı. Aynen öyle. Böyle olunca bunun şüphecilik bir özelliği var. Yarın eşinden şüphelenir, eşini öldürür. Yarın komşu eşime mi bakıyor der, komşuyu öldürür. Yarın arkadaşınız olabilir, sizle beraber işte nişanlanacağınız biri olur. Yarın ne oldu diye bir gün tartışma çıkartır. Birileri sana bakıyor, birileri ile arkadaş mısın diye şüphelenir, seni öldürür. Sonunda illa öldürmeye mi gider hocam? Yani öldürmese belki yaralayabilir. Yani ben yani bir şiddet olur. Tabii aynen öyle. Yani nihayetinde bu tabii bunun mutlaka çok iradeli bir şekilde, güçlü bir şekilde güçlenmesi lazım. Bu türlü insanlara mutlaka demin dediğim gibi en önemli şey şu. Yani biz inanç sistemine çok bağlı bir toplumuz. Çok bağlı bir toplumuz. Kesinlikle. Yani bununla ilgili Allah'ın bir insanı öldürmede bütün insanları öldürmüştür gibi desturunu buna örnek yapmamız lazım. Yoksa bunu bu şekilde Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşebilir. Yani. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşebilir. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşebilir. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, kaderinize dönüşebilir. Yani burada ilk baştaki olay düşünceyle başlar, daha sonra duyguya dönüşür, daha sonra davranışa, daha sonra alışkanlığa. Yani böyle bir fizyonomi gördüğümüz zaman bizim bu fizyonomideki düşünceyi değiştirmemiz lazım. Düşünceyi değiştirdiğimiz zaman işte bu insanı kurtarmış olacağız. Çünkü böylelikle davranış, yeni davranış oluşturacağız buna. Onun için demin dediğim gibi çocuğunuzun arkadaşı bu şekilde gördünüz. Tamam mı? Dikkatli olmanız lazım. Yani herkes böyle mi? Değil. Yani nihayetinde. Ama ben burada hani nihayetinde çocuğunuz var, çoluğunuz var, eşiniz var. Yarın demin niye evinizde eşiniz sizin katiliniz olsun? Yani normal bir boşan. Ama hocam insanlara sırf bu gözle bakmak da ruh hallerini bozmaz mı? Acaba mesela böyle biri var hayatımızda ve acaba diyorsun. Çıkartacaksınız Nur Hanım. Bakın böyle biri varsa. Bu az önce Şafi demiştiniz. Tabii, onun hikayesi aynen, gibi. Aynen. Şimdi bakın böyle bir insan varsa hayatınızda hayatınızdan çıkartacaksınız. Net olarak söylüyorum. Yani bunu öyledir saçma. Böyledir. Yani bunu ya da demin dediğim gibi ya arkadaşınızsa, nişanlınızsa ya o çıkartacaksınız. Ama eşinizse mutlaka onunla ilgili demin onun o kaderiyle ilgili ya da onun o yapacağı eylemle ilgili mutlaka iyi bir şekilde ya bir terapiste götüreceksiniz. Ya İşe bir yarar psikiyat- mı hocam? Tabii yarar. Ya psikiyatriste götüreceksiniz, ya psikoloğa götüreceksiniz. Yahut da demin dediğim gibi, demin söyledik, sufi terapi var. Yani bununla ilgili olarak demin dediğim gibi din psikolojisi de var. Oradaki hocalarımızdan da yardım alarak bu kişinin düşüncelerini
mutlak bir şekilde değiştirmeye çalışacaksınız. Bu şekildeki vatandaşımız bilime inanıyorsa bilimsel yönden mutlaka götürmeniz lazım. Yok, dine inanıyorsa din yönüyle etkin olacak birine götürmeniz lazım. Böylelikle o düşüncesini değiştirmesine yardımcı olacaksınız. İşte demin fizyonominin yararı burada başlıyor. Yani biz bunu bu arkadaşımıza ya da böyle birini tespit ettiğimizde şunu demiyoruz. Yani işte kıyafet giydirilmiş. Biz bunu oluşmadan nasıl düzeltebiliriz'e bakıyoruz. Şimdi demin isterseniz yeniden bir resme geçelim. Hangisine burada geçelim hocam? Şeye geçelim. Küçük kulağı olan çocuğa. Bu yine zeki çocuğa mı? Yok değil. Diğer şey var diye buzlamıştık yanına. Tamam hocam. Tamam. Şimdi evet. Bir açalım. Şimdi arkadaşlar mesela yayını bu verebiliriz arkadaşlar. Aynen verelim. Bu kulak burada göründüğü gibi değil. Biz kulaklara bakarken sizin tabii faydalanmanız amacıyla söylüyoruz. Üç tür kulak var. Yani şimdi basit olarak söyleyeceğim. Tabii bunun içerisinde onlarca şeyler var. Biz bunların hepsini öğreteceğiz. Şimdi bu kulak memesi, dikkat edin, meme gibi pek yok. Bitişik. Eğer bu kulak üç haliyle biz görüyoruz. Şimdi kulak memesi yok, bitişikse, bir büyük kulaksa, büyük kulaksa bu çocuklar tiyatrocu özelliği var. Yani tiyatro sanatıyla, drama sanatıyla, sinema sanatında etkin olabilecek çocuklar. Bu kulak küçükse çocukken, bu bitişikse bu çocuk öğrenme güçlüğü olan bir çocuk. Ve bu çocukta bağımlılık. Bu daha sonra bağımlılığı olan bir çocuk mesela. Bağımlılığı gelişebilecek bir çocuk. Şimdi devam ettirelim. Şimdi bunda da aynı şekilde. Kulak memesi yok, bitişik. Bakın devam edelim. Ha bu benim babam. Birazdan şey yapacağız. Bir geri gelelim. Bu babamın da kulaklarına bakın arkadaşlar. Şimdi bir kulağını gösterelim. Buyurun hocam. Bakın kulağı ne kadar büyük. Babam 100 yaşında, kaşın üstünde. Yani kulağın bu kadar büyük olması hayattaki bütün her şeye karşı sizin dirençli olduğunuzu gösterir. Gerçekten siz bu büyük kulakla beraber bir şeyi istiyorsanız 10 senede, 20 senede olsa başarırsınız. Ben bu kulağı burada babamda gösteriyorum. Bu kulağın bir ayrı şeyini farklı ırklarda gördüm, onları söylemeyeyim. Türkiye'de de Kayserililerde bu kulak etkin. Gerçekten de Trabzon'da oflarda bu kulak çok etkin. Gerçekten hayata karşı dirençleri çok güçlü. Yani kulağın bu kadar büyük olması bütün hayata karşı her türlü olaya karşı iyi. Yani hayatta birçok şeyi kaybetse bile ayağa kalkabilecek bir kulak. Bir de geriye geldiğimiz zaman işte bu kulak ve bu kulak da demin dediğim gibi küçük, hayatın güçlüklerine karşı cevap veremiyor. Annesinin çocukken hep eteğinin etrafında dolaşan ve yarın hayatında bir maddeye, bir sigara ya da başka bir şeye bağlı olduğu zaman sürekli ona bağlı yaşam sürdüren bir kulak. Yani bu da aynı şekilde. Ya da illa bir madde olması gerekiyor herhalde hocam. Bir insana da bağımlılık. Aynen öyle. Yani ailesiz yaşayamaz. Tabii, tek başına hiçbir işi başaramaz. Tabii. Davranışları sert. Tamam, istediği bir şey varsa mutlaka kırarak yapabilir. Böyle çok fazla arkadaş da edinemez. Biz bunları çocukken tespit etmemiz lazım. Bunları tespit ettikten sonra sosyal ortamlara koymamız lazım. Çünkü bunların bir tane iki tane kankası olur, onlardan ayrılamazlar. İşte bağımlılık başlar. Çünkü bağımlılık başlar. Aynen, evet. O arkadaşı ne yaparsa aynı şeyleri yapmaya başlar. Yani böyleyse çocuklarınız, hemen çocuklarınıza ilgi göstereceksiniz. Öğrenme güçlüğü de burada başlar. Yani fark edersiniz zaten. Demin dediğim gibi biz burada göstererek de gelince bu bulguyu verdik. Bunlarla ilgili olarak da yarın demin ilginç bir şeyden bahsedeceğiz. Yani kulağı büyük olanı bahsederken Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaki yaverin kulağını göstereceğiz. Hocam hiç oralara geçmeyelim. Ara verelim. Şimdi öyle araya mi girelim? Evet. Eken bitti ama yani şimdi daha bir şey daha anlatamadım. Daha bitmedi ben hocam. Devam edeceğiz. Sadece bir reklam arası verelim. Tamam. Sonra yine buradayız. Teşekkür ediyoruz.
Kaderden Aşka Yüzdeki Gizem'de devam ediyoruz hocam kaldığımız evet, yerden. Evet. Facebook'taki Haber Aks sayfamıza da mesajlar geliyor. İsterseniz oradan başlayalım. Ne dersiniz? Yani yüzleri mi okuyacağız o? Birkaç seyircimiz göndermişler. İsterseniz bakalım. Şimdi şöyle yapalım Nur Hanım. İlk önce tabii bu şeyi paylaşıp paylaşmayacağımız şekilde bir irtibata geçelim. Bir, ikincisi onlarla ilgili inceleme yapalım. Ondan sonra yorumlayalım. Çünkü nihayetinde eksik resim var mı yok mu? Onlara bakacağız. Zaten bundan sonraki süreçte... Evet, onu da söyleyelim seyircimize. Evet, orada zaten arkadaşlar Facebook hesabımız yazılı. Twitter hesabımız da yazılı. Kaderden Aşka Yüzdeki Gizem. Telefon numaramız da yazılı. Telefon numaramızda da canlı yayın olduğu için telefonlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda habibdemirel.com'da da benim yazılarım var. Oradan da sizinle bağlantıya geçebilirler. Geçebilirler ama burada özellikle Facebook hesabına resimler gönderirlerse hem çocuklarla ilgili hem kendileriyle ilgili hem arkadaşlarla ilgili nişanlarıyla ilgili tabii herkes nihayetinde bir takım şeyleri soracak. Ben hatta birçok yerde seminer veriyorum. Seminer verirken de çok ilginç olaylar oluyor. Bundan 2 sene önce Adalet Akademisi'nde seminer verdim. Bu seminer içerisinde de tabii fizyonomide eş tipolojilerinde kim kime uygun diye bahsediyorum. Yani biz şunu yapıyoruz eş tipolojilerinde. Bir bayanla erkeğin birbirine uyumu farklı kategorilerde değerlendiriyoruz. Mesela diyoruz ki kare yüzse, dikdörtgen yüzse kesinlikle dikdörtgen yüzlü ya da kare yüzlü eşle evlenmeyecek. Niye? Çünkü kare ve dikdörtgen yüz hayatta başarıyı oluşturan bir yüz. Yani sürekli kariyer peşinde olacak. Ama aynı şekilde eşi de olursa o da kariyer peşinde koşacak. O da mücadele edecek. Ne olacak? Evdeki işlere kim bakacak? Ya da sürekli mücadele saat 9'lara 10'lara kadar kariyer çalışmaları ve böylelikle orada işte karşılıklı tartışmalar başlıyor. Yani nihayetinde birinin tansiyonunu düşürmesi lazım. Ya da birinin fedakarlık yapması lazım. Onun için diyoruz ki ben orada da söyledim. Özellikle diyoruz ki kare ve dikdörtgen yüzlü bir insansanız. Bakın altını çiziyorum. Kare ve dikdörtgen. Yuvarlak veyahut da yarım üçgen biriyle evlenmeniz lazım. Bakın yani yarım üçgen erkekte, yuvarlak yüzlü bayanda, erkekte hepsi dikdörtgen ve kareyi tamamlayacak şekilde. Yani nasıl? Şöyle, demin dedik ya, biri mücadeleci, biri hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Yuvarlak yüzlü olan insanlar da genelde şen şakrak. Şen şakrak, hayatla böyle sürekli espri yapan insanlar. Böylelikle ne yapıyor? O evlilikte daha heyecanlı, daha güzel, tartışması az olan veyahut da olmayan bir şekle bürünüyor. Yarım üçgen de öyle. Yarım üçgendeki insanlar da öyle. Yani dikdörtgen veya kare yüzdeki insanlar genelde kendilerine verilen bir takım yani şunu yapalım ya da şunu yap ya da bunu yapları çok fazla evet demez. Ondan dolayı da başına şimdi... Başına buyruk biraz herhalde. Yani başına buyruk da tam demeyelim. Çünkü onların yüzlerini ifade edeceğiz. Yüzlerinde nihayetinde mesela alt dudağındaki çıkıntılar ne, çene çıkıntılar ne, bunlara göre tabii oluşacak. Bundan dolayı da biz bunları hepsinden bahsedeceğiz. Onun için o Adalet Akademisi'nde verdiğim bilgiden sonra daha sonraki toplantıya çağırdıkları zaman konuştuğumda dediler ki o dönemde arkadaş olan yaklaşık 35'e yakın Adalet Akademisi'nde arkadaş vardı. Sizin seminerinizden sonra onların 25'i ayrıldı. Yani nihayetinde hocam çok aslında iyi bir şey mi kötü bir şey mi yapıyoruz? Ya da yapıyorsunuz? Şimdi biz şunu söylüyoruz. Fizyonomide yarın... Çünkü yine galiba nişanlı bir arkadaş yine fotoğrafını göndermiş. Evet. Hocam yorumlayabilir mi bizim ilişkimizi diyor kendileri. Evet. Şimdi onların hepsini yorumlayacağız. İşte, arkadaşlar. Buradan hani söyleyelim. Şu anda yorumlamıyor hocamız. Bir incelemek istiyor. İnceledikten sonra yorumlayacak. Belki haftaya. Tabii haftaya bir de telefon numaralarını atarlarsa şundan dolayı yani şimdi yorumladıklarında ya da şunu yazsınlar.
her şeyimizle bizi yorumlayın. Ya da hocam kızmaca, kırılmaca yok. İyi yönlerimizi yayınlayın. Ya da hocam yayınlarken yani yüzümüzü bulurlayın. Ha mesela, yani yani olabilir. Çünkü her şeyimizi dedikleri zaman ben geçen de gerçekten üniversitede bilgisayar bölümünde bir seminer verdim yüz okumayla fizyonomi ile ilgili. Orada da yanımda flash bellek falan unutmuşum. Çıkınca orada sağ olsun kim gelecek dedim tahtaya. Onu böyle bakayım yorumlayayım. Kim cesaret edecekse dedim ama. Yani bunu birebir aktivasyon halinde yapacağız. Dedim gelen kişi her şeyle beraber söylesin. Orada gerçekten iki tane doçent arkadaşımız çıktı. Öğrencilerin arasındaymış. Ben de tabii tanışmamıştım. Dediler hocam biz cesur olarak çıkıyoruz. Her şeyimizi söyleyebiliriz. Ve orada yorumladık. Ama gerçekten cesur olarak yorumladık. Hiçbirinden de bir itiraz ya da bir ses çıkmadı. Burada da katılan vardı herhalde o seminere. Ve gerçekten de çok güzel bir şekilde heyecanlı heyecanlı oldu. Ama oradaki insanlar gelince de ben baktığım zaman sordum. Bir de üniversite hocası doçent olunca tabii özgüveni tam. Ben de her şeyi rahatlıkla söyledim. Onun için burada eğer gönderirseniz daha sonra ya hocam niye öyle dedin olmasın. Çünkü nihayetinde dedik işte 25'e indi. Ondan dolayı da biz burada tabii doğruları söylüyoruz. Yani fizyonomiyle şunu söylüyorum Nur Hanım. İnanın %98'e yakın isabet ettiriyorsunuz. Yani adamın sadece içindeki duygularını değil, gizledikleri duyguları da biz biliyoruz. Yani böyle sadece şey mi? Hayır, gizledikleri duyguları. Bak demin bir kameraman arkadaş geldi. Hiçbir ilgisi yok. Söyledi, neyle ilgili bir şey söyleyebilir misin? Dedim sen erken şekilde hastalanırsın. Ve nihayetinde de gerçekten bu şekilde gizli olan yönlerini de ben baktığım zaman görüyorum, biliyorum. Yani etrafına göstermek istemediği ama tabii, hemen tabii, gördüğünüz tabii, şekli. Tabii ben senin karanlık yönünün hepsini biliyorum mesela. Şöyle karanlık. Yorum, tabii yani nihayetinde insanlarla ilgili de öyle. Yani şimdi isterseniz arkadaşlara da bir söz verelim. Nedir ne değildir. Çünkü buraya geldiler, kendi yerlerini tanısınlar. Böylelikle tanışmış olalım. Sormak istedikleri şeyler var mı? İsterseniz verelim. Böylelikle... Öncelikle. Merhaba. Benim sorum şu olacak, hani organımızın yapısı... İlk önce kendinizi bir tanıtın. Ben Samet Ağacıoğlu, Doğa Koleji'nden geliyorum. Meclis başkanıyım. Evet. Orada. Sorum şu olacak, organlarımızın yapısına göre davranışlarımızı öğrenebiliyoruz. Yani ne olduğunu, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu belirleyebiliyoruz. Peki davranışlarımız değiştiğinde organlarımızın büyüklüğü ve yapısı da değişiyor mu? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. El çizgilerinde değişiyor. Çok ilginç bir şekilde eğer siz bazı davranışlarınızı değiştirirseniz, çünkü elde de hayat çizgisi var, yaşam çizgisi var, aşk çizgisi var. Oradaki çizgiler zaman içerisinde yavaş yavaş silinebiliyor. Ama yüzdeki değişiklik olmuyor. Yüzde ben pek değişiklik sezinlemiyorum. Ama kişi yüzünde bildiği için o o duygularını ya da düşüncelerini değiştirebiliyor. Yani onu öğrenince değiştirebiliyor. İleride tabii demin dediğim gibi hem elle ilgili okumalar da yapacağız, yüzle ilgili okumalarda alındaki kader çizgilerini de okuyacağız. Aslında ileriki dönemde istersen bir çizgileri hemen arkadaşım söylemişken bir resmimiz vardı arkadaşlar. Hemen bir verelim. O sıralamıştım ya yaşa göre. Renkli olanı. Arkadaşlar şimdi resmi bir gösterelim. Şimdi bakın yani buradaki resimde biz tabii ileride bunu yorumlayacağız. Yorumlarken yani bu tabii Çin'le ilgili de biz demin bahsedemedik aslında. Özellikle yüz okuma Çinliler de bu konuda yüz okumanın tarihsel süreci içerisinde Çin'den kaynaklandığını söyleyenler de var. Yani özellikle Buda'nın da çok güzel bir sözü var bugün. Diyor ki bugün kim olduğunuz dünkü seçimlerinizdi. Yarın kim olacağınız da bugünün seçimlerinize bağlıdır. Yani bugün nerede olduğunuz dünkü seçimlerinize bağlı. Bugün yarın nerede olacağınız da bugünkü seçimlerinize bağlı. Çok önemli bir söz. Burada da tabii Çinliler özellikle Türklerden de yüz okumanın geçtiği yönüyle ilgili bir bilgi de var. Ben tabii daha bana göre Türklerden geçmiş diye düşünüyorum. Çünkü
Nihayetinde Çinliler bizim birçok çalışmamızı aldılar. Bence Çinliler bunu çalışmayı da yaptılarsa Türklerden almıştır. Şimdi arkadaşlar bu yüzde bakın dikkat ediyorsan sol tarafta 1, 2, 3, 4, 5 diye 6, 7 diye yazıyorum. Buraya kadar şu kulağın durumu 7 yaşına kadar durumumuzu belirler. Yani şuradaki kıvrımlarda, çentiklerde bir takım sıkıntılar varsa buralardan belirir. Demin dedik ne? Çocuk bağımlı. Çocuk öğrenme güçlüğü var. İşte ne dedik? Kulak memesi yok. Kulak memesi olmadığı için kulaklar küçük ve bitişik. Ve bunu da biz slaytlarla beraber gösterdik değil mi demin Nur Hanım? Evet. Gösterdik. Kaçıranlar tabii gelecek haftadaki kısa tekrarımızda görecekler. Çünkü oradaki resimlerimizin hepsini gösterdik. Hı hı. Şu 8, 9, 10, 11, 14'e kadar bu sefer ne oluyor? Sağ kulaktaki çizgi harf sayılarla görüyoruz. Ondan sonraki durum 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28'e kadar şu alnın iki çizgisinin üstüne kadar. Yani biz burada dikkat ederseniz ondan sonra kaşların üzerinde var. Bu şekilde yaşlar hepsiyle beraber görülüyor. Ve biz bunu da tabii öğretmeye çalışacağız. Çünkü niye? Şurada bir kırılma varsa, yani buradaki çizgilerde bir kırılma varsa 17 yaşında başına bir iş geleceğini gösteriyor. Yani buradaki kırılma çizgilerini de anlatacağız. Aslında siz burada yarın gelecekle ilgili de tahminlerde bulunacaksınız. Belki bir tahminden ötesine geçeceksiniz. Yani ben hayatımda şimdiye kadar yüz okumayla ilgili şunu gördüm. Arkadaşlık kurdum, dostluk kurdum. Kurduğum zaman yani dost olacakken yüzüne baktım. Dedim ya bunda şunlar var. Daha sonra dedim yok ya bu benim dostum. Ben öyle görüyorum. Bu değişmiştir diyorum falan. Fakat daha sonra gördüm ki yüz okuma gerçekten gene kendini gösterdi. Yani burada %98'e yakın isabet var. Ve ikinci olay da buradaki gelecek tahminlerde demin dedik ya aslında bunlar gelecek kader ruhlar aleminde demin söyledik. Eleste'de misak aleminde mesela Kur'an'da sürekli yazıyor. Misak alemiyle ilgili hani şahit değil miydiniz? Demek ki misak aleminde biz şahittik. Yani burada da bu yaşlara göre ben daha sonraki çalışmalarımda göstereceğim. Gelecekle ilgili durumlarınız da olabilecek. Hatta burada şöyle bir şey söyleyeyim. Cengiz Han'la demin mikrofonu vereyim. Bak o yanımda. Buyurun. Bir olay olmuştu. Onu isterseniz. Evet. Merhaba. Cengiz Han Çevik. Ruhsal Hastanesi'nde müdür yardımcısıyım. Bundan 3-4 ay önce bir olay başımıza geldi. Bir hastane kurumumuza bir ziyaretçimiz geldi. İşle alakalı. Ben abi hocamı tanıtırken de işte fizyonomi yüz okuyor falan diye tanıttım kendisine bayan arkadaşa. Öyle deyince bayan arkadaş benim de yüzümü okur musunuz hocam dedi. Hocam dedi işte bu hani 5 dakikada 2 dakikada öyle okuyup değerlendirecek bir şey değil. Detaylı şey yap. Hocam bir tane bir şey söyleyin lütfen falan ısrar edince. Baktı kızım sen evli misin dedi. Evliyim dedi. Senin dedi tıbben çocuğun olması imkansız dedi. Kız tabii böyle bir şaşırdı, terledi, böyle kızardı, bozardı. Bir şok oldu. Hocam dedi siz bunu nereden anladınız dedi. Yani bunu bir ben bir eşim bir de doktorumuz biliyor. Ben bununla ilgili tedavi görüyorum dedi. Yani bunu bilmeniz imkansız dedi. Bunu nasıl bilebilirsiniz? Söyleyeyim sana dedi. Hani demin bahsettiniz ya karanlık noktalar vardır insanın şeyinde. Senin dudağında bu gömülü dedi. Dudak yapında. Dudağın üstünde filtrumda. Evet. Yani kız tabii biz de şok olduk. Ya böyle de demek ki insanın yüzünde ya da fizyonomisinde hastalıkları da genetik hastalıklar veya doğuştan gelen hastalıklar da saklı oluyor mu bilmiyorum hocam. Herhalde öyle bir şey de var. Nasıldı hocam dudağı? Şimdi arkadaşlar şöyle. Demin Cengiz Han Bey'in bahsettiği şey tabii imkansızdır değil de çocuğun olması güç. Yani böyle durumda ne görüyoruz? Burunla dudak arasında şuralarda çizgilenmeler var. Bunu iyi bir şekilde demin gözlemlediğinizde onların mutlaka overlerinde bir sıkıntı oluyor. Yapışıklık olabiliyor bir takım şey ve bunlarda da demin dediğim gibi çoğunlukla tıbbın bu kadar gelişmesine rağmen çok nadiren çocukları oluyor. Tabii sistem olarak. Yani yüzümüzde bu iz dahi var. Onun haricinde tabii Cengiz Han Bey durmuyor. Bundan önce de bir arkadaşını getirmiş. Çok başarılı bir adam, iş adamı. Bunun yüzünde hocam hangi yıllarda ne var diye bahsetti. Onu bir bahseder misin?
Ondan sonra konuya geçeceğim. Ya dedi ki şimdi hocam benim işte ona da anlatınca hocamın özelliklerini yaptığı şeyi benim de değerlendirdim. İşte başladı hocam anlatmaya böyle. Tabii çok uzun detaylı giremiyor vakitinden dolayı. İşte 30 yaşına kadar dedi sıkıntılı bir dönem geçirecek, geçirmişsin dedi. Ama bir müddet bir zirve yapmışsın sonra tekrar düşüşe geçeceksin dedi. Ama dedi o düşüş de kısa süreli olacak sonra tekrar 40-45 yaşına doğru tekrar zirveye çıkacaksın dedi. Akabinde işte günler geçtikten sonra, aylar geçtikten sonra bu kişi hakikaten bir zemine düştü. Yani zirveden aşağıya düştü. Çok sıkıntılar çekti. Öyle anlatılabilecek gibi değil. Şu anda yeniden tekrar yavaş yavaş toparlama esnasında ve tekrar benim yanıma geldi. Ben hocamla tekrar görüşmek istiyorum. Benim arkadaşlarımı, eşimi, dostumu hepsi yorumlayabilir mi yüzünden? Hakikaten bu imkansız bir şeyi nasıl bilebildi? Hani bu geleceği bilmek gibi bir şey değil. Hani bu büyü ya da bir şey değil. Yüzünüzde insanın kaderi, yaşayacağı olaylar gizli. Çok enteresan. Hocam bir telefon bağlantımız var. Tabii. Ondan sonra devam edelim. Tabii. Alo. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun sizi dinliyoruz. Buyurun sizi dinliyoruz. Hayırlı programlar diliyorum öncelikle Habib hocama ve Nur Hanım'a. Teşekkürler. Şimdi çocukların yüzlerindeki çizgilerden, kulaklarından çocukların sıkıntılarını görebileceğini söylediniz hocam. Şunu söylüyorum, okuldaki milli eğitim, rehber öğretmenlerimize bu eğitimi vererek okullarda çocukların yaşayabileceği sıkıntıları çözüme kavuşturması daha kolay olamaz mı? Şimdi Raşit Bey, ben de zaten hani bir kitabım var, Aklın Kör Noktası diye. Siz madem söylediniz, biz burada zaten aklın kör noktasında gerçekten Türkiye'deki milli eğitim sistemi, yani sistem kurulurken nasıl kullandı? John Dewey diye zaten İsviçreli bir pragmatist geliyor ve Türkiye'de sistemi kuruyor. Yani eğitim sistemini kuruyor. Bu eğitim sistemi de ondan sonra köy enstitüler dahil o şekilde gidiyor. Ve biz burada da özellikle buluş oluşturma ve demin Türkiye'nin kalkınabilmesi için onlarla ilgili bilgilerin hepsini kitabımızda derledik, toparladık. Ve bu kitapla beraber de bunu ileriki dönemlerde televizyonlarımızda tartışacağız. Bizim gayretimiz de zaten bu. Niye? Ülkemiz bir an önce buluşçu çocuklar tespit edelim. Ve bu çocuklar Türkiye'nin tarihini değiştirsin. Çünkü zeki çocuklar tespit ettik. Tamam, bir yere kadar çok iyi verimler alıyoruz. Hafızası güçlü olan çocuklarda buluşçu olan çocukları ıskalamayalım. Mimar Sinanları ıskalamayalım. Yani bu insanlar bize lazım. İbn Sinaları ıskalamayalım. Yani nihayetinde bizim gayretimiz, bütün düşüncemiz bu. Eğitim sistemiyle ilgili ben habibdemiren.com'da özellikle bahsediyorum. Yani İsrail'in eğitim sisteminden bahsettim, Finlandiya'nın eğitim sisteminden bahsettim. Daha yeni Finlandiya'nın eğitim sistemi de değişti. Ve bizim Osmanlı'daki eğitim sisteminden bahsettim. Onları örnekledim. Demin de bizler de inşallah yeniden eğitim sistemiyle ilgili tabii önerilerimiz olacak. Bu sorunuz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İşte demin Nur Hanım bu resmi verelim. İşte bu demin Cengiz Han'ın beyin de bahsettiği İşte gelecekle ilgili yorumlamamız buradan kaynaklanıyor. Yani biz buradaki bu resimdeki yerlerin içerisindeki siyah noktalara kadar, çizgilere kadar, bunun içerisindeki kesişmelere kadar, hatta yüzün üzerindeki bu çizgilen var ya, alın yazısı derler. Hı hı. Bayanlarda pek okuyamıyoruz. Niye? Çünkü makyaj kullanıyorlar. Onun için ben çizgi görmeyince diyorum ki tamam, bu makyaj yapmış. Ama erkeklerde daha net. Yani buradaki çizgilenmelerde hatta bir insanın yüzündeki katil izi buradan da görüyoruz. Mesela şuradaki çizgilenmeler üst üste kırıksa, şöyle çizgilenme şekliyse, ileride resimlerin hepsini göstereceğim. Yani burada 50 tane çizgi alttan üste kadar gelmişse, bu insan da her an tetiği çekilmiş bir tabanca gibi. Her yerde patlayabilir. Atalay filize bakalım mı hocam tekrar? Anında o kırışıklıklar var mı? Merak ediyorum. Şimdi bir kere Atalay filizde zaten gösterdik. Demin isterseniz hemen 2 dakikada Atalay filize bakalım. Ben açayım hocam. Ondan sonra geçelim çünkü sen Atalay filizi sürekli merak ediyorsun. Bir de hangi sanatçıydı? Barış Ardıç. Ha, bir de onu merak ediyordum. Evet. Şimdi
Şimdi şu çizgileri tabii yakından görmek lazım arkadaşlar. Yani şu iyi bir şekilde çizgi, bak buralarda da kırıklık var ama demin bunu iyi büyütelim bir şekilde. Büyütelim hocam. Tamam. Biraz daha büyütmeniz lazım. Tabii biraz netliği gidiyor ama. Yani biz gelecek programlarda bu şeylerle ilgili de demin dediğim gibi çizgileri bulalım. Ona göre şey yapalım. Çünkü burada net değil, o resimleri bulalım. O işte, ama kesin vardır diyorsunuz yani. Kesin katilse. Şimdi bakın bunun şüpheci olduğunu ben şuradan söyledim. Bakın gene altını çiziyorum. Herkelde her şeyin olması gerekli değil. Ne dedik buna? Hı-hı. Bir resmine geri gelelim küçüklüğünden. Dedik ki, bakın dedik ki şu şu kafa yapısı, şu yukarıya doğru şüpheci bir kişiliği oluşturur. Değil mi? Başka bir resim verdik. Hangi resimde? Bir ileriye gidelim hocam. Tamam. Bu resimde de aynısını gösterdik. Bunlar dedik şüpheci kişiler. Yani bir konuyla ilgili. Ki alında kırışık. Şimdi onu daha sonra görürüz. Biz buradaki resim özellikle buna fikse olduğumuz için. Şu var. Buradaki şu resimle beraber demin dedik ki şüpheci kişilik. Yani şüpheci kişilik ne? İşte demin arkadaşınız bir başkasıyla gördü sizi, hemen şüpheye girecek. Yani yarın demin dediğim gibi bir açığı var, bir şeyi var. Siz mesela Atılay Filiz'de öyle oluyor. Yani senin kimliğin yok diyor, kadıncağızı öldürüyor. Yani şüpheye girdiği zaman yaşatmıyor. Onun için dedik ki deminki yarım saat 45 dakikalık programda evli değilseniz böyle bir kişiyi yakından uzağa kaçın dedik. Evliysek de mutlaka terapistinize gidin dedik. Yani şimdi böylelikle isterseniz şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Evet buyurun. İsmim Saragül. Üniversite öğrencisiyim. Başkanım benim de yüzümü okuduğunda gerçekten de çok doğru yorumlar yaptı ve hayatımda da izliyorum söylediği şeyleri birebir. Doğru yani. Gelecekle mi ilgili sana da bir şeyler söyledi? Kişiliğimle ilgili, davranışlarımla ilgili, hayata karşı bakış açımla ilgili. Mesela çabuk yorulursun diyor. Evet gerçekten de çabuk yoruluyorum. Mesela hocam sizin söylediğiniz şeyler acaba insanları da etkili olabilir mi? Mesela ben öyle hissetmiyorumdur ama öyleyimdir. Siz öyle dedikten sonra ben demek ki böyleymişim, bundan sonra böyle davranmalıymışım. Hayır, önceden de bakın şimdi biz enerjiye nereden bakıyoruz? Enerjiye şuradan bakıyoruz. İstersen diğer resme geçelim ya da... Sunuma mı geçelim hocam? Sunuma geçelim. Sunumun en fizyonomiye gelelim. Buyurun hocam. Şöyle bir gösterelim de şu başından beri gidelim. Bir isterseniz yandan gösterin arkadaşlar sunumu. Şimdi bunların hepsini tabii göreceğiz arkadaşlar. Hepsini inceleyeceğiz tabii, değil mi hocam? Tabii hepsini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu tabii buradaki resimlerin hepsini inceleyeceğiz. Sizlere de detaylandıracağız. Ben saç çizgileri de burada görüyorsunuz. Mesela düz zirvesi saç çizgisi çok önemli. Bu meşhur olanlarda tabii gerçekten farklı bir biçimde oluyor. Şimdi karşı göstermeye çalışıyorum. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Şöyle yapalım. Buradan bir çıkalım. Neye geçelim hocam? Şöyle mesela şimdi gösterelim. Mesela buradaki arkadaştan gösterelim. Madem şey yaptınız. Gösterelim. Mesela Cengiz Han Bey'in kaşını gösterebiliriz. Mesela Cengiz Han Bey kaşını bir alalım senin. Alalım. Kaşını alabiliyor muyuz? Ekranda hocam şu anda. Kaşına doğru şey yapalım arkadaşlar. Biraz daha büyütelim kaşa doğru. Şimdi burada biz kaşa baktığımız zaman şu kaş ne kadar kalın, siyah ve ileriye doğru gidiyorsa tabii rengi önemli değil. Ne kadar
fazlaysa ve ileriye doğru gidiyorsa biz burada onun enerjisini görüyoruz. Arkadaşlar kaşın bir özelliklerinden biri bu. Yani karşıdakinin enerjisini gösterme açısından kaş çok önemli bizim için. Biz karşıdaki insanın kaşındaki bu kalınlığı demin... Yoğunluk mu hocam? Tabii yoğunluk tabii. Yoğunluğu ve bazılarında mesela geliyor ortada azalıyor. Şimdi azaldığı zaman iki tane şey var. Şimdi ya doğuştan da kaş öyle, öyleyse sıkıntı yok. Fakat ondan sonra yeniden zirveleme yapabilir. Ama kaşı var, daha sonra dökülüyorsa ya da ince kaşsa ya da demin dediğim gibi siyah oraları inceyse, azalmışsa enerjisi o yaş döneminde azalacak demek. Onun için de şimdi Sare'nin de mesela kaşına dikkat edersek böyle bir durum var zaten nihayetinde. Evet, devam edelim. Tamam. Merhaba, ben Alperen Demirel. Evet. Üniversitede tıp bir öğrencisiyim ben de aynı şekilde. Ben de mesela küçük bir anımdan bahsedeceğim. Bundan yıllar önce babam... Evet, benim oğlum aynı zamanda. Öyle mi? Tıp fakültesi birinci sınıfta, evet. İlk zamanlarda hani bizim kulaklarımıza bakıyordu, yüzümüze bakıyordu. Hani ben o zaman tam bilmiyordum olayları tabii ki. Neden bakıyorsun diye soruyordum. Bana da geleceğinle ilgili sana yönlendirmek istiyorum, sana bilgi vermek istiyorum diyordu. Ben o zamanlar çok dinlemiyordum ama beni tıpa yönlendirdi daha çok. Hani ben de şu anda çok memnunum gerçekten orada olduğumdan. Daha birinci sınıf öğrencisiyim, tam işe başlamadım. Hani daha çok başlardayım ama şu anda çok memnunum. Yani gerçekten bu etkili. Hocam siz oğlunuzda tıpa yönelmesi gerektiğini düşündüğünüz için mi? Yoksa mesela ebeveynler genelde şöyledir ya, işte doktor olsun, mühendis olsun, kimse benim oğlum gidip ressam olsun demez. Ya demiyor maalesef. Hepsi böyle daha üst statülerde meslek sahibi olsun istiyor. Yoksa siz o yüzden mi oğlunuzu yönlendirdiniz? Şimdi şöyle Nur Hanım, buradan ebeveynlere de tabii çağrı gibi olsun. Şimdi şöyle, yani biz nihayetinde demin dedik, yani çocuk neyi istiyorsa ona doğru yönlenmeli. Hı hı. Ama sizin çabanız tabii ki gayretiniz olacak. Ama insan sevdiği işi başarır. Ondan dolayı da bu işi başarmalı. Demin burada da işte öğrencilerimize dedik, burada öğrenme teknikleri var, yani renkler var, yani zirveleme teknikleri var. Biz Aklın Kör Noktası kitabında bunu yazdık. Nihayetinde de çocukların yönlenmesi de önemli. Bakın biz burada yönlenme ile ilgili dediğimiz zaman, hiç konumuzla ilgili değil ama hemen üste doğru hızlı bir şekilde geçelim. Şöyle bir saniye. Yani hiç ilgisi olmasa bile çocuğun ona doğru yönlendirilebilir mi? Resmi alalım. Şimdi burada kadın ve erkeklerin farklılığı nöropsikolojik olarak. Hı hı. Burada yazmışız. Yani burada öğrenme tekniklerinde şu önemli. Yani kadınlarla erkekler bir yapıya sahip değil. Yani beyin olarak benzerlikleri var. Fakat dominant olduğu özellikler de var. Etkinir özellikleri de var. Yani burada bizim için en önemli şeylerden biri, bak burada amigdal dediğimiz bir yapı var beyinde. Bu amigdal dediğimiz yapı bizim hayatımızda bütün her şeyi değiştirebiliyor. Yani burada da yazdık, bakın kadında sol amigdal daha etkin. Burada da yazdık. Buna bağlı olarak kaybetme daha kurgulu. Erkekte sağ amigdal daha etkin, kazanma, ödül daha etkin. Burada bundan dolayı şu olay değişiyor. Yani kadın hayatını hep kaybetmeme üzerine kurguluyor. Erkek de kazanma üzerine kurguluyor. Siz bir erkek çocuğu yönlendirirseniz, erkek çocuğa ödül sisteminden bahsetmeniz lazım. Yani şunu kazanırsın, bunun sonucunda şurayı okursan bunun sonuçları şunlar olur, hayatında şu artılar gelir, şunları yapabilirsin. Ama bir kız çocuğunu yönlendirirken de kazanmaktan ziyade kazanamazsan şunları kaybedersin. Bakın çünkü sol amigdal hayatında şunlar kaybedilir diye yönlendirmen lazım. Böyle olmalı. Aynen öyle. Ama şimdi bakın yüz okuma aynı zamanda öğrenci koçluğu için de çok önemli. Şimdi birçok öğrenci koçu var, işletme mezunu arkadaşlar. Bu aradaki farklılığı bilemiyorlar.
İkincisi yüz okumayla beraber karşındaki öğrencinin durumunu da öğreniyorsun. Yani bugün herkesin farklı farklı yetenekleri var. Bununla ilgili Gardner'in farklı çalışması var. Yani kendine göre duygusal zekadan bahsediyor. Farklı farklı zeka türleri var. Ama bugün siz yapamayacak bir çocuğu da sürekli zorlarsanız o çocuktan başarılı da olamazsınız. Çocuk da boşalır. Yani böylelikle kendine güveni de kaybeder. Farklı farklı odaklanamıyordum der. Yani şimdi bir sorun oluşturmuşlar, odaklanamama. Çocuk o kapasitede değil. Çocuğu aslında farklı yerlere yönlendirsen başarılı olacak ama değil. Öylelikle ne yapıyor çocuk? Sen yaparsın, edersin, şöyle böyle. Çocuğun kapasitesi belirli bir yerde onun üstüne geçemiyor. Ama biz bu kapasiteyi zirveleyebiliyoruz. Ama onun haricinde, zirveleme haricinde de siz daha farklı bir şey yapamazsınız. Bakın burada bayanlar demin dedik, kaybetmeme üzerine hayatı kurguluyor. Erkekler, kazanma. Erkek çocuklar kazanma. Bakın kumarcıların birçoğu erkektir. Bağımlıların birçoğu erkektir. Borsa oynayanların birçoğu erkektir. Ama demin dediğim gibi bayanlarda çok azdır. Çünkü niye? Hayatı ödül sistemi üzerine kurgulamamış. Önceliğini aileye vermiştir. Aynen öyle. Bunun yanında ne yapıyor? Ama bir düğüne gidin mesela, nikah şahidi bayan, bir nikah şahidi erkek. Erkek diyor ki bu dünyada mutluluklar. Erkek, kadın ne diyor? Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Bir yastıkta. Yani hem bu dünyayı garantiliyor hem bitmemiş öbür dünyayı da garantiliyor. Çünkü niye? Kaybetmemek üzerine. Gerçekten öyle. Şimdi burada da çok güzel bir söz var. Tabi burada. Cemal Safi'nin. Kadınlar duyduklarına aşık olur. Erkekler ise gördüklerine. O yüzden kadınlar makyaj yapar. Erkekler ise yalan söyler. Vay. Niye? Çünkü erkekler görsel olarak aşık oluyorlar. Yani görsel olarak bakıyorlar, ruhunu da kendileri giydiriyor. Ama kadınlar öyle değil. Kadınlar işiterek aşık oluyorlar. Onun için erkekler görüyor, ondan sonra peşini bırakmıyor. Ama kadınlar ne yapıyor? Bayanlar daha çok işiterek, durumu ne, ona göre aşık oluyor. Onun için bu söz gerçekten burada çok önemli. Böylelikle geçmiş olduk. Teşekkür ediyorum oğluma. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Ben Erdem Güngör. Pre-release Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Sorum olacak. Mesela siz tahminde bulundunuz. Ondan sonra azim etti, çalıştı. Daha yüksek yerlere geldi. Yani böyle olabilme şansı var mı? Şimdi demin söyledik. Yani kişinin kapasitesini zirveleyecek teknikler var. Bu teknikler tabii bu tekniklerle en azami seviyeye kadar çıkabiliyor. Yani ilk önce çocuğu görmek lazım. Çocuğun durumu ne? Çocuk hedeflediği zaman nasıl hedeflenecek? Biz mesela Hamsi metodu diye bir bizim çalışma metodumuz var. Hamsi, Karadeniz'le ilgili. Hedef, mutlaka çocukla ilgili hedef oluşturman lazım. Azim, A harfi. M, mücadele. Hamsi, sabır. İ, irade. Hamsi tekniği. Yani nihayetinde çocukla ilgili... Çocuğa bunu aşılamak lazım. Tabii hedef oluşmadan hiçbir şey oluşmaz. Aynen. Ama hedef oluşurken de çocuğu görüp ona göre hedefini oluşturman lazım ki birinci olmasa ikinciye gidebilsin. İkinci olmasa üçüncüye gidebilsin. Ama yani şimdi kapasitesinde Wiskar testiyle ya da fizyonomiyle biz tespit edebiliyoruz. Diyoruz ki biraz da konuşunca nörobiyolojik, psikolojik olarak diyoruz ki evet senin kapasiten burada, bundan dolayı da hedeflerin böyle oluşabilir. Yani önemli olan sevdiği bir mesleğe de yöneltmek. Bundan dolayı zirveleyebilir. Zirveleme çok önemli. Tabi bu sınav sistemi de tek sınav sistemi, için sınav sistemine de geçilecek. Orada da en önemli zorluk ne? Kız çocuklarımız. Kız çocuklarımız nasıl oluyor? Sınav sistemine girerken o dönemde eğer bir mens dönemine girmişse, yani mens dönemindeyse başarılar %30, %40 düşüyor. Bununla ilgili de mutlaka Milli Eğitim'in bir takım düzenlemeler yapması lazım. Çünkü %100 başarılı olan bir kız çocuğu mens dönemine gelince %30, %40 odaklanamıyor. Çünkü östrojenle odaklanma birbirleriyle paralel seyrediyor. Mens döneminde de östrojen düşüyor. Düştüğü için kız çocuğunda odaklanma yok. Böylelikle başarısızlık. Başarısızlık bir de şu var. Yani kız çocuğunun tabii
hormonal sistemi farklı. Nur Hanım, yani biz burada tabii hemen sorularla ilgili farklı şey girdik. Hı hı. Bizim sistemimiz, ritmimiz aya göre düzenlenmiş. Yani bizim hormonal sistemimiz, nörotransmitter sistemimiz hepsi ay sistemine göre hazırlanmış. Ay sistemine göre gidiyor. Ve böylelikle o sistem içerisinde de en önemli şey ne? Mesela kız çocukları özellikle mensten sonra 13, 14 ya da 6. 7. 8. günler çok iyi başarılı olabiliyorlar. Ama mens dönemine yakın olmaya başlayınca östrojen düştüğü için odaklanamıyor. Daha iyi öğrenemiyor. Sınav sistemine eğer böyle girerse çok büyük sıkıntılar çekiyor. Yani nihayetinde bu adaletsizliğin de giderilmesi lazım. Bununla ilgili de Milli Eğitim'in, ÖSYM'nin mutlaka çalışması lazım. Ya da onunla ilgili demin farklı teknikler kullanıyorlar. O teknikleri o zaman aileler mutlaka sistem değişmese o teknikleri kullanacak. Yani o tekniği kullanan kız çocukları %30 düşmüyor ama bilmeyenler %30 düşüyor işte. Burada da bir adaletsizlik var. Yani nihayetinde bunu bilmiyorlar. Mesela demin diyoruz ki o mens döneminin farklı şeyi de var. Yani mens dönemi bitti. 12. 13. 14. 15. 16. gün mesela, hatta şöyle örnek vereyim. Bir bayan var, tanıştınız. Yani o döneme denk geldiği zaman, arkadaşlık teklif ettiğiniz zaman evet der. Fakat diğer döneme geldiği zaman size hemen kafadan hayır diyebilir. Yani nihayetinde farklı. Eski dönemlerde kız istemeye gittiği zaman o döneme denk gelmişse belki kız evet diyor, gelmeyince hayır diyor. Yani bu kadar da inceliği var. Cevaplandırabildim herhalde. Teşekkür ederim hocam. Evet. Hocam merhaba. İsmim Ensar Eren Cankurt. Piri Reis Meslek Lisesi'nden geliyorum. Benim size sorum şu olacak. Estetik yaptırmış bir kişinin fizyolojisine baktığınızda yaptığınız analizlerde yanılmaz mısınız? Evet. Güzel çok soru. Güzel bir soru. Çok evet. Günümüzün sorunu estetik. Aynen öyle. Yani demin de içeride arkadaşlar soruyorlardı biliyorsunuz. Ben şunu dedim. Erkeklerin yüzünü okumak çok kolay. Daha kolay. Ama bayanların okuması zor. Çünkü bir kere kaşta estetik var. Yani dudakta mesela ruj sürüyorlar. İnce olan dudakları kalın oluyor. İnce dudaklar titizken kalın dudak görünce farklı bir şey söyleyebiliyorsun. Alındaki çizgiler kapanıyor. Yani yüzde... Ama hocam artık erkekler de makyaj yapıyor. Yani, erkekler de estetik yapıyor. Yani Samsun'da Samsun'da biz pek görmüyoruz. Ya da bizim gördüğümüz insanlar pek öyle değildi. Ondan dolayı göremedik. Ama özellikle tabii makyaj, demin dediğin gibi biz onlar da diyoruz ki makyajsız sizi görmemiz lazım. Öyle bir durumumuz var. Arkadaşıma ben teşekkür ediyorum. Mesela arkadaşım da enerjik bir genç. Buradan öyle gözüküyor. Tamam mı? Teşekkür mesela ederim hocam. Mesela çok fazla itiraz edemeyen bir durumu da var. Hemen buradan fark ediliyor. Teşekkür onu da ederim, söylemiş olayım. Sizler... Nasıl anladınız hocam? Bize de söyleyin. Biz de öğrenmiş olalım. Yani Nur Hanım sen de her şeyi öğreneceksin. Daha sonra programı tek başına yapacaksın. Yani estağfurullah hocam şimdi, da şimdi, amacımız öğrenmek ya. Şimdi o zaman arkadaşımızın bir saçını verelim. Şurayı. Çok yani gür saçlı olması, saçlarının önde olması falan mı hocam? Değil. O da mı değil? Değil. Şimdi bakın saçı şöyle bir yay yapıyor. Yani yay yapıyor ay gibi. Yani şura kapandı, bura ne kadar öne doğru gelirse o kişi çok fazla itiraz edemez. Saçın önde olması mı? Bakın şu yay, şu arkadaşımızın, anladım. Şu şuradan tabii gösteremiyoruz. Yani bu aslında bu çalışmıyor, çalışsa şey var mı? Hocam, o burayı şey yapıyor. Ha, burayı mı? Doğru. Aynen hocam. Doğru, burada tabii burayı yapıyor. Arkadaşım. Oradaki saçın, bakın şurası. Yani ben o zaman kalkayım, gideyim arkadaşımızın yanına. Arkadaşımızı ben bir alayım. Madem... Orada durabilirsiniz hocam isterseniz. Tamam, şu, ha, o olabilir. Bakın arkadaşlar şu saç. Yani bu saç ne kadar buralar doluysa, şuralara kadar da gelse o kadar itiraz etmekte zorlanır şeklinde kendisine söylenen şeylerle ilgili. Demin bakın kaşlarda gür arkadaşımızın, onun için enerjik dedim. Yani burnunda filtrumu da iyi burada görünüyor. Bu tabii yaratıcılık özelliği var. Bundan dolayı ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam sağ olun. Biz de böylelikle öğrenmiş, öğrenmiş oluyoruz. Öğrenmiş oldunuz, evet. Merhaba ben Ece.
Bahçeşehir Koleji'nden geliyorum. Hoş geldin. Daha önce bu tarz bir canlı yayına ya da işte nöropsikolojiyle ilgili, yüz tanımayla ilgili bir bilgim yoktu ama sizi dinledikten sonra kafamda bir şeyler oluştu. İlginç geldi. Daha önce bilmiyordum böyle bir şeyi. Aklıma takılan bir şey olmadı şu an için. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben Melisa, Bahçeşehir Koleji'nden geliyorum ben de. Nöropsikoloji okumak istiyorum. Acaba tavsiyeleriniz var mı bana? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Türkiye'de nöropsikoloji benim bildiğim şu an Üsküdar Üniversitesi'nde. Üsküdar Üniversitesi ve şeyde var. İzmir'de var diye biliyorum. Yeni kurulan bir üniversite var. Onun haricinde yok. Ama tahmin ediyorum 1-2 sene içerisinde nöropsikoloji Türkiye genelinde artacak diye düşünüyorum. Ve güzel bir branş olacak diye düşünüyorum. Hocam toparlayalım isterseniz. Şimdi süremiz... o zaman ama şuradaki resimlere bir bakalım hızlı bir şekilde. Bakalım hocam. Sen şeyi de Rus elçi olayını da konuşamadık. Hemen onu açalım. Sen hemen yani işte her konuyu şey yap. Yok yok şu o zaman onu mu açalım? Ya o, açalım? Çünkü yetişmez. Şeye bakalım. Neye bakalım? Kulaklarla ilgili Kemal Sunal'a bakalım. Hemen. Çünkü... Sen bizi... Şimdi bakın arkadaşlar. Görüntüyü şimdi ben hızlı bir şekilde görüntüye verelim. Demin tiyatroculuk özelliği dedik ya. Küçük kulak değil. Görüntüye verelim. Görüntüye veremedik. Görüntüye vereceğiz hocam, şimdi. Siz yine devam edin. Ama şimdi Kemal Bey'in, Kemal Sunal, ya. Allah rahmet eylesin. Olmasa diğer başka birini verelim. Evet, yani burada Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'ın bir şeydi, resmiydi. Özellikle tabii demin bahsettiğim tiyatrocu olan kişilerin kulaklarıyla ilgili küçük kulak olanları dedi ki bağlı, bağımlı bir durumda. Ama büyük kulak olunca meme de yok birleşikse bunlarda da tiyatroculuk özelliği var dedik. Ve burada da rahmetli Kemal Sunal'ın evet resmini şey yaptık, gösteriyoruz. Evet şurada dikkat ederseniz kulak memesi yok ve bitişik. Evet onun arkasındaki diğer resme geçelim. Hemen bitirelim. Burada da aynı şekilde geçelim. Bir saniye. Evet. Hocam. Şimdi yani burada demin Şener Şen'i de anıyoruz. Onun resmini de gösterecektik. Kenan İmirdalıoğlu'nun resmini gösterecektik. Bu dönemde özellikle demin tiyatrocu ve sinema özelliği olan çocukların kulak memelerini gösteriyorduk. Dedik büyük olur ve kulak memesi bitişik olur. Bazılarında da meme olmaz, bitişik olur diye söyledik. Burada da resimlerle ilgili herhalde bir sorun var. Gelecek haftada bunların hepsini resimsel olarak izleyeceğiz. Arkadaşlar ben resimler gelene kadar o zaman bahsedeyim. Bu dönem içerisinde demin bahsedecektik Kur'an'la ilgili olarak hemen bahsedeyim. Özellikle nazarla ilgili girecektik, giremedik. Ve nazarla ilgili de huruf-u mukatta dedik. Şimdi bir başlangıç yapalım. Gelecek hafta yeniden devam ederiz. Nun harfi. Kalem suresi. Nun harfi. Nun içerisinde de bir nokta var. Huruf-u mukattadır. 7 kere nunu siz tekrarladığınız zaman, özellikle elinizde tuttuğunuz zaman, daha sonra o nuna da üfleyip bütün vücudunuzu sıvadığınız zaman gerçekten nun harfinin hani bizde Felak Nas suresi var ya onun gibi etkisi var. Hatta daha güçlü etkisi de var. Üçünü de beraber yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman bakarsınız nazar olayının bittiğini de hissedersiniz. Ha nazar var mı? Nazar var. Alexander Solzhenitsyn'in aura ile ilgili kirliyen fotoğraflarında gelecek hafta bahsedeceğiz. Ve böylelikle o kirliyen fotoğraflarında da auranın olduğunu göreceğiz. Ve karşıdaki nazar dediğimiz karşıdaki kişinin bakışlarıyla, etkin bakışlarıyla özellikle hani boncuk mavisi, çakır gözlü ya da
karşıdan bir şey istercesine, ben niye böyle değilim gibi içten baktığı zaman karşıdakinin aurasını bozabiliyor ve böylelikle o aura bozduğu için kişinin ayağı takılabiliyor, düşebiliyor ya da demin hastalık hali olabiliyor, enerjisi gidebiliyor. Böyle bir durum oluşabiliyor. Biz de dedik ki böyle bir durumu hissettiğin zaman 7 kere nun dediğiniz zaman bu etkinin kaybolduğunu, auranızın yeniden natürel hale geldiğini göreceksiniz. Böylelikle hurufu mukattalardan bahsedeceğiz. Bunu da haftaya erteledik. İlk program çok hızlı bitiverdi. Anlamadık yani. En azından biz bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum. Kaderden aşka yüzdeki gizem tabii dedik. Burada programın da sonuna geliyoruz hocam. Geliyoruz ama aşkın da yüz halinden bahsettirmedin. Gelecek sefer bahsedeceğiz. Gerçekten aşık olan insanların yüzünde neler değişebiliyor? O zaman haftaya aşktan bahsedelim hocam. Tamam, yani böylelikle haftaya aşkla başlayalım. Böylelikle şöyle, yani aşık olacaklarınızın fizyonomisi de böyle olsun. Onun için telefon veya Facebook, Twitter hesaplarımızda hafta boyunca bizimle iletişime geçebilirsiniz. Fotoğraflarınızı, acaba ilişkimde nasıl olmalıyı, biz birbirimize uyumlu bir çift miyiz diyorsanız bize Facebook adresinden ya da hocam sizin habibdemirel.com adresinden irtibata geçebilirsiniz. Stüdyo konuğumuz olabilirsiniz. Telefonla canlı bağlantı yapabiliriz. Bu haftalık bu kadar. Kaderden aşka yüzdeki gizem dedik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.